kararmış okuyken. Erdem Yuva sakinleri olarak, yani buranın bir milleti olarak, yani şey yapıyorum, ışıklandırma ne zaman olacak acaba? Sonraya gideceğiz. Sayın Bekir de burada. Bir de en son Yüksel Basaram'ın 15. bölge bölümüne gittik biz onlarla ilgili. Hem onların ışıklandırmasıyla hem de bu yıl açılmasıyla ilgili. Ve de şu anda Bekir'imize de olamadık. Bizim bir işini yapacak diye söz verdiler. Bunun dolmasına bir hafta kaldı. Hala bir işe başlamadılar. Yani o direkt şey 15 yıl bölge tarayolunun istatistiğine bağlı. Bir ay içinde yapılacak dediler ama işte aşağı yukarı 3 haftası geçti, 1 hafta kaldı. Şu an dediğim gibi şu maçta bir gün. Hakan'ın dediği yer oluyor yani. Onu çok güvenli kullanarak. Özellikle de gidebilecek yani yapamadık. Karayolların kapının malı olduğu için biz müdahale edemiyoruz. Ama bu belirsiz var. Bizim oraya bir şey yapmayayım. Kendi bu karayolu yapmayayım. Geçen hafta ben bizzat sıcak amiriyle de görüştüm. Amirinin karayolların sizlerden ve kaymakamlıktan izin çıkması gerektiğini, karayolların 3 yıldır beklettiğini söylediler. Çünkü bir şey değil. Biz aslında onlara yapılıyor, onlar bizi bekletiyorlar. Evet. İşin tersi yani. Evet, onlar bizi bekletiyorlar. Bizim belediye başkanı biliyorsun yeni oldu. Hikaye oldu. Henüz bizim konuyla ilgili. Hem bu yolun açılması hem de oraya ışık konulması ile ilgili bir çaba sarf ettik. Bir kere Kastamonu bölgesine gittik, bir kere Ankara'ya gittik. Hala bir çözüm olmadı yani. Ünlü kadar bol oluyor peki. Ünlü kadar bol olarak. Biz onun son yılına kaydettik. Bir tek lamba var burada Sayın Bey'e gidip. Alaklı, koskoca Alaklı'yı bir tek lambadan geçiyorsun. Adam orada lambadan bir çıkıyor, tam şartta bir görüyor buradan. Yani bu durum hakkında... Seçeneğe gerekiyorsa bunları yapmak zorundayız. Bunu herkes bu şekilde bilsin. Tamam. O konuda da ben diğer milletvekilleriyle görüşeceğim, bütün kapılar çalacağım. Bunun ötesi yok. Olmaz. Ya burada bir şey olduğu, bir trafik kazası olduğu zaman hepimizin canı yanar. Hepimizin canı acır. Çünkü her an aynı olayı biz de yaşayabiliriz. Şimdi bakın işte sel oldu. Kimse durdurabiliyor mu? Şimdi yani bu tabiat kanunu, işte Allah yağmuru veriyor, yok durur dedik, bırak dedik, işte bir anda geldi hatta. Dolayısıyla yapılması gereken şey hep beraber yapacağız. Evet. Ya o bu gelmiş, bu gelmiş falan, bu siyasi. Artık sadece seçim dönemlerine gündeme getirecek konular var. Şu anda Nuri Tekin bütün Alaklı halkın belediye başkanı. Evet, aynen bize hoş geldin zaten. O kadar. Şimdi şu anda ben bütün Zonguldak'ı temsil ediyorum. Bütün Türkiye'yi temsil ediyorum üstüne üstüne. Tamam mı? Dolayısıyla görevimiz insanlarımıza, toplumumuza daha fazla katkı sağlamaktır. Bunu yapacağız. Ötesi yok.
ne gerekliyse, gerekliyse yapacağız. Ama eğer birileriyle şahsı bilirse bu başka şey. Ama söylediğiniz şeyler tamamen toplum gibi. Tamam tamam. Bunu söyle. Trafikte sağlık. Çözmek için. Ben de geldik. Yani hiç mesela tanımıyorum. Merve'ye girdi mesela. Gazeteleri yakından takip ediyorum. Gerekli yorumlarını yapıyorum. Zaten TV'lerde de çıktı. Çok haddinden kaldırmışlar var ve... Bu dolguyu buraya zaten başından yanlış yaptı. Çünkü burayı dolduran daima batıya, batı karaya düşen. Batı karaya ve dış karaya deniziyor. Burayı mahvedenlere yedirirsen ben onu dolduruyorum. Ben onun ağzını burada dalma karaya ve düzenle taşıyalım. Şimdi zaten sıkıntı şu, yani bunlar şimdi bu işin esas ucu şu benim, biz şimdi bu işi çok kafamız yorduk. Hakikaten çok kafamız yorduk. Alap bizim çok önemli mevzuydu bu mevzu. Bunun aşaması şu anda Alap'ta herkes kıvılcım halinde. Yani benim ağzından çıkacak veya bir arkadaşım ağzından çıkan kıvılcım bekliyor. Üstü bir toplu örgütleri bütün Alap'ta yola yığılacak, orası kapanacak. Eylem yapacak. Yani eylem yapacak. Herkes defa bir kıvılcım bekliyor. Şimdi bu yolla ilgili de biz çok kafamız yorduk. Üç kere Kastamonu Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Bir kere de Ankara'da Genel Müdür Yardımcısı'na gittik. Orada da bu yolla ilgili tamam az kalıyor ama yaklaşık ama bakın bu yolla ilgili bir yani gittiğimizde aşamamaz denilen şeyi artık bir şeyler yapalım demeye başladığında durumuna gelince sıkıntıya girdiler. Yani şöyle sıkıntıya girdiler, şimdi hem iktidar olup artık öyle düşünüyorum yani. Hem de belediye kendilerinden hem iktidar parçası olup da bu yolla ilgili herhangi bir şey olsa yapamadan sonra da yani yapmışlar ama biz belli mesafeye gidemedik. Şimdi dolayı bu işi çok sıkıntı çok indir. Biraz sıkıntıya mı girdiler yani hani biz iddia bu bir de bu otelin önündeki yani ormana girişe gelip ışıkla ilgili başvuru yaptık. Ondan sonra bu Alap'ta şimdi hayatta olmayan şeyler çalışmaya başladı. Ekiplerimiz çok güzel çalışmaya başladı. yüzünlük bir dolgulamamızda oranın harfiyatını bile düzeltemiyorlardı. Orayı komple düzelttik, dümdüz alana çevirdik. Yakın zamanda da insanlara yürüyüş yapacağı bir yere getirdik. Şimdi Alap'ın her tarafı çiçeklendi, boya ekipleri girdi, her taraf temizlendi. Alap Belediyesi 11'de kapanıyordu, 24 saat çalışır hale getirdik. Kanal Ucu'nun ekiplerinden 107 bin lira almadan, ücretleri almadan, hiç kimsenin evine gitmiyorum. Biz bunu ücretsiz hale getirdik. Hafta sonları bile insanlara hizmet veren hale getirdik. Köylerimiz, yakın köylerimizde işte dediğim İnceres köyümüz var. İşte kamyonlu, çakıldı, kumlu, kepçeli hemen gönderdik. Kepken köyümüz var, su patladı, hemen şey gitti. 10 dakikada gitti. Adamlar şaşırdı. Yani biz bunu 3 gün, 5 günde işçi getiremiyorduk. 10 dakikada gelecek dedik, 9 dakikada oraya geldi gibi. Garaj var, Alapı'nın içinde böyle bir ucube gibiydi. Orayı yıktık, orayı temizlettik. Yani şu anda çadır var dediğimiz yer var, orada çalışma var. Alapı'nın her tarafında korkunç yerde çalışma var. Okullarda çalışma yaptık. Volabey yol denilen bir yol vardı. Orada bir genişletme yaptık. Orada karşısına geldiğimde insanlar birbirini göremiyordu. Oraya bir çalıları temizledik, yolları genişlettik. Yani Alapı'da şu anda Alapı Belediyesi korkunç bir çalışma haline girdi. Biraz da bunun etkisi var bu şeylerde. Eskiden kalma bir sıkıntıları var. Yani Alapı Belediyesi şu anda hakikaten 24 saat çalışır halinde. 24 saat tedarik halinde. Dün sabahki selde de bizim belediye tesisatımız komple başlangıç olmak üzere çok büyük gayret gösterdiler. Dışarıdan hiç kimseye ihtiyacımız olmadan kendi kendimizi hallettik. Kendi işimizi, kendi şeyimizin derdimizden haricinde bir de kendi bölgemiz dışında, mücadele dışındaki yerleri de müdahale ettik. Kanalın, bölgenin kütlelere girişteki araçlarda insanların kurtarılması, Ölce'deki evden insanların alınması, kocaman dediğimiz yerden insanların alınması, 47 kişiyi aldık.
Yani ekiplerimiz çok güzel çalışıyor. Biraz bu sıkıntı da yaratıyor herhalde çok güzel çalışmamız. Yani Anadolu Belediyesi şu anda çok güzel çalışıyor. Dün biz Anadolu Belediyesi olarak komple ekiplerimiz çok güzel bir çalışma içine girdi. Biz de, ben de kendim şahsen başına olmak şartıyla, yani biz bütün her yerde vardık. Yani her yerde vardı Anadolu Belediyesi. Güzel bir çalışma içine girdik. Biraz da bilmiyorum yani... Kaymakam Bey'in de ayı kurtardık. Yani, tabii Kaymakam Bey'in arabasını ayı biz çektik yani, biz kurtardık. Yani Anadolu'da şu anda Anadolu Belediyesi çok güzel çalışıyor, ekip bende çalışıyor. Biz siyasetin kesinlikle ağzımızda bile almıyoruz. Yani Anadolu Belediyesi için çalışıyoruz. 24 saat hakikaten Anadolu'da insanlar şu anda çok memnun, çok konuşuyor. Her şey çok konuşuyor. Anadolu Belediyesi şu anda bir çalışma, bir düzen haline geldi, disiplin haline geldi. Anadolu şu anda konuşuyor yani. Şu anda Anadolu Belediyesi dört dörtlük bir çalışma halinde. Ve kısık imkanlar altında Sayın Bekleyim, yani kısık şartlar altında. Olmayan paralar altında. Bak ben bugün kalktım buraya geldim. Evet. Tamam, yani dün gece geliyordum. Fakat meclis geç tanıtım olduğu için yani gece akşam saat 9.30'a geliyordum. Daha da uzayacaktı da. Dün akşam aradım, ben size gelmedim. Meclis gece gelmedim. Yani, gece hatta gelmedim. Yollar falan deyince acaba nereden girerim, nereden giderim diye. Biz vatandaş yaşarız yani. Aynen. Tamam mı? Ben meydanlarda ne dedim? Biz hizmete talibiz. Ne dedim? Biz eserlere talibiz. Ne dedim? Biz hesap verelim. Dolayısıyla biz 24 saat çalışırız. Bunu herkes bir şekilde bilsin. 24 saat çalışırız. Dolayısıyla sana teşekkür ediyorum. Bak verdiğimiz sözü yerine getiriyorsun. 24 saat çalışıyorsan hakikaten Allah Bey bu olaylar olmuş. Sadece bir şey de var yani mesela. Zonguldak Belediyesi'ne de aynı şey. Diğer belediyelerle konuştum. Onlar da aynı şekilde çalışıyorlar. Bu ülke bizim. Yani A Partisi ve onlar sonraki işte. Tabii. Ama önem olan burada Anadolu halkıdır. Önem olan Zonguldak halkıdır. Aynı şekilde. Ya onların problemlerini çözmek bizim görevimizdir. Biz problem yaratmayız. Biz problemi çözeriz. Bunlar olacak. Bunları çözeriz. Bunlar. Nasıl yapıyorsunuz? Biliyorum. Bak. Ne güzel şimdi. Benim yapmam istediğim şey var mı kardeşim? Tamam, peki, bana tamam. Tamam, bak bunları yapmasın. Yani evet, sizinle ilgili şey varsa... Bunu... Benim kızlarım bunlar. Artık bunlardan bir şey. Devlet Suç tarafından. Buranın derinin aktivist olması buranın üstlerinde zaten bir ailesi çıkmıştı. Bu da fazla yerleşim olmak için bunun yaşamını başkaya kaybediyor. Bu çok iyi bir doğru. Bilgiye giren bir şeye yetkilen bir adım yok. Bu yardım yapmasını söylemek için şey söyleyeyim. Ben şey konuşup dinlemeyelim. Şimdi gerçekten Sayın diğer vekilimizle görüştük, Ali İhsan Bey'le de görüştüm. Aynı niyeti ona da anlattım telefonda. O da Almanya'da olduğunu söyledi. Aslında size diye bir görüşmem çok istiyordum, çok harcayacağım. Bu da tesadüf oldu. Bu konuda sizden yardımlarınızı istiyorum. Çünkü ben bu çileyi, bu üçüncü defa oldu. Evet. Her seferinde bir yangın, her seferinde bir benim bitişme sona geliyor. Alapların böyle bir yüzü değil, böyle bir tesis çıkardığı. Ama yalnızca yetkililerin bu aldırmazları. Şimdi benim o tarafım. Şu tarafta. Bunun mu yeniyor? Evet. Yukarıdan geliyor. Yukarıdan. Yeniyor ya. Çok altına bakıyor. Ben yalnızca bugün AFAD'dan bir rapor yapılması gerekiyor. Onu bekliyorum. Bugün başlayacaktık kendisine. Gelmediler. Hala bekliyoruz. Bu daha bir kum olan büyük yerler varmış. O neresi de sizin gittiğinizden var. Çaylıoğlu. Çaylıoğlu'na gitmişler. Gelmediler. Bekliyorum ama ben beklemeyeceğim. Yani artık temizliğimi yapmak zorundayım. Tam sezondayım. Bir önce dükkanımı faaliyete sokmak zorundayım seninle.
Fizik olarak yani insan gerekiyorsa tamam, ona göre davranıyorsun. Sayın Vekilim, fiziki ve personel yönünden zaten benim hiçbir sıkıntım yok. Benim bugün en büyük sıkıntım motorlarımın hepsi su bastığı için onları ben tamamladım, tamir ettirdim. Şimdi birazdan ötekileri de devreye sokacağım. Su olduktan sonra benim problemim yok, personelim de yeterli. Benim tek kuşkum, artık bu saatten sonra bu temizliği yaptıktan sonra artık şu devlet su işleri tarafından buraya biraz sahiplenmeni istiyorum. Yani bunu sahiplenmeni istiyorum. Başka hiçbir isteğim yok Sayın Vekil. Sizden tek ricam bu yani. Başka bir şey istemiyorum. 10 dönüm bir arazimiz var efendim. Ne hayallerimiz vardı. Nur abimle de konuştum. Yani burasının insanların gelebileceği sosyal bir alan haline getirmek için çok büyük projeler çizdim. Ama her seferinde böyle bir şey olması bizi her seferinde küstürüyor. Tabii ki. Ne olabilir? Tabii ki. Allah'tan gelene tabii ki. Kesinlikle. Bir de şu var. Ya bunlar hangi bir şeyler? Bunları yapalım. Araba da geldi. Arabadan yol geçeceğim. Ben oraya başına geldim. Tabii. Sen de benim. Öyle böyle böyle. Adam diyorsun ama buraya bir takım kurayım. Kalabalık. Kalabalık. İşte kirçe mi diyorsun? Kirçe hemen göndereyim. Tabii ki canlı. İşte traktör mü diyorsun? Traktör hemen göndereyim. Yani ne diyorsan hepsini göndereyim bir anda. Öyle diyeyim. Tamam mı?